anga <laughs> <Tips. Tips. gülüyor> kazandırmaya, kazandırmaya. Devam, ediyor. devam ediyor takibe devam takibe devam <laughs> Agalarım herkese selamlar. 6 Nisan 2024 Cumartesi daha tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan skorlarına kadar bahsedeceğim. Üstüne bir de sizlere bir adet de ideal kombin önerisi yapacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle arkadaşlar skorla başlamak istiyorum. Skor yarışmamız var bir adet sizlere. Sporting Lisbon'la Benfica maç skorunu olur diye sizlere sorduk. Cumartesi günü olduğu için sizlerden bilen 3 kişiyi gruplarımızda misafir edelim Nisan ayı boyunca. Sizler de kendi maç skorunuzu yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Daha önce yapmış olduğum 2 tane maç skorunda skorun bilen olmadı. Fenerbahçe 4-2 bitti. Chelsea'de 4-3 yendi. Birazdan bahsedeceğim. Her türlü soru görüş öneri, gruplara girmek isteyenler vesaire Benimle iletişim kurmak isteyen ve hafta sonu içinde gruplarımızda hem misli hem canlı odası fark etmez. Her türlü iletişim Instagram Kangal Bey hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve Nisan mükemmel başladı ve direkt raporlarla başlamak istiyorum. Nisan'da sizlere vermiş olduğum 1 Nisan ve 2 Nisan YouTube'da vermiş olduğum idealler, yüksek oranlar hepsi kazandı. Gerçekten çok güzel kazançlar elde ettik bu iki gün. Özellikle hem gruplarımızda hem de sizlere YouTube'da bunu hizmeti vererekten de inanılmaz güzel kazançlar elde ettik. Çok da güzel mesajlar geldi. Teşekkürler ve Nisan'da muazzam bir giriş yaptık. Sizlerden tek isteğimiz aga beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Devam ettim. Dün bir adet kombinemiz vardı. Dünün ana kombinesiydi daha doğrusu. Liverpool her iki yarıyı kazanır, Chelsea de yarı kazanır şeklindeydi. Liverpool arkadaşlar ilk yarıyı kazandı 1-0. İkinci yarı gol yedi. Ondan sonra iki tane ataraktan da 90 gibi 3-1 yaptı mücadeleyi. Oradan Liverpool iki yarıyı kazanır aldık mı aldık. Chelsea maçına geçtik. İlk yarı 2-0 öne geçtik. İlk yarıyı kazansa ana kuponu işe alıyoruz. Fakat ne oldu? İlk yarı 2-2 bitti. Ondan sonra ikinci yarı başladı. United gol attı mı? 3-2 öne geçti. Ulan biz dedik yattık herhalde. 90 artı 10. Mücadele ne oldu? 3-3 penaltıdan oldu. 90 artı 11. Chelsea muazzam bir gol attı. Mücadeleyi kazandı. Sanat eseri ya kupon. Bak yani çok bir şey kazandırmadı. 600-700 lira para aldım ben bu kupondan. Ama o vermiş olduğu zevk... Yani bir 50 bin liralık zevk aldığım gibi geliyor. Hatta bu zevki hep birlikte yaşadık. Gruplarımızda özellikle sohbet odasında. Gruplarımızın bir de sohbet odası var. Herkes yazdı ki gol millet çıldırdı bak. Dediğim gibi çok kazanmadık. 600-700 liralık bir miktar kazandık ama o 90 artı 10 ve 90 artı 11'de gelen goller grubu çılgına çevirdi. Muazzam bir ortam vardı. Özellikle sohbet odamızda. Çok güzel kazanç elde ettik. Tebrikler. Aynı şekilde kadar misillerimizle de devam ediyor. Dün de misillerimiz vardı. Ondan önceki günlerde vardı. Dün Liverpool maçına ben çok güveniyordum. 5700 misli ilk yer aldım. Burada yaklaşık 1526 TL, 1596 TL net kar yaptık sadece Liverpool'dan. Beşiktaş'ın mislisi vardı. Beşiktaş'ı da normalde vermezdim oynamış olduğu oyundan. Fakat kadroya baktım. Maç önü kadroya göre de. 1.65 gibi oranı vardı. Beşiktaş'ın bir yerini kazanmasını ilk yeri de Beşiktaş kazandı. 1000 TL'de buradan aldık agam. Buradan da kaç para aldık? 650 TL mi aldık? Oradan zaten 2100 küsür lira. 1000 TL mislimiz yaptı. 1000 küsür lirayla net karla günü kapattığımızda söyleyelim. Canlı olarak gruplarımızda zaten devam etmekten ziyade canlı mislerimiz oluyor. Yüksek misli seviyesinde Yüksek misli canlılarımız da devam ediyor. Canlı odasında normal canlılarımız devam ediyor. İzlemiş olduğumuz maçlarda cumartesi pazar canlı önerekten de hatta zaten bunu geçtim. Herkes açık telegram grubu var açıklama yorumlar kısmında. Ya yani buraya da 3-4 tane canlı atıyorum kazandırıyorum. Ondan sonra diyorum ki tamam yeterli arkadaşlar ücretli gruplarda devam edeceğiz şeklinde. Buraya da açıklama yorumlar kısmından katılabilirsiniz diyerekten başlayalım. Sizlerden tek ricamız ideal kombinemiz de var bu videoda. Beğeni ve yorum desteklerini bırakmayın. En, en azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Gerekli motivasyonu sağlayacaktır. Bu videoların yakıtlarıdır bu beğeni ve yorumlar bilginize. Başlayalım. İlk mücadelemiz Haydın Bayern Münih mücadelesi. Şimdi Bayern Münih son mücadeleyi kendi evinde Dortmund'a yıllar sonra 13 yıl sonra mı ne kaybetti Dortmund'a? kendi evinde 2 mağlup oldu. Bunu öngörmüştüm gö ve o maçta ne verdim sizlere? Deplasman bir yarayı kazanır. 2-53 gibi oranı vardı. Değerlendirelim demiştim. Düşük orandan almaya gerek yok dedim bu maçı. Çok güzel kazanmıştık oradan yüksek oranıyla birlikte. Bayern Münih 2-0'ın ardına burada bir... E reaksiyon verecek midir? Bunun üstüne düşmek lazım. Haydnam takımı da gol atabilir bu arada Bayern Münih'e. Ya zaten çok da savunma yapan bir takım değil Haydnam takımı. Bayern Münih ben burada kazanmasını, mücadelelerinde 2.5 üstünde bitmesini bekliyorum. İdealden maç sonu 2 ve 2.5 üst olarak değerlendirin. Mücadeleden skor beklentimde 3 birlik bir Bayern Münih'in galibiyeti. İkinci mücadelen Freiburg'la Leipzig karşılaşması. Freiburg son mücadelesini kazanırken Leipzig kendi evinde 0-0 beraber kaldı. O maçta zaten dalga dümen gırla 45'te iptal oldu. Maçın çok üstün geldi. Yani inanılmaz üstün bir mücadeleydi. Mainz oynadı. Şöyle hemen istatistik olarak da gösterebilirim sizlere. Maçı da izledim zaten. 20 tane şut. Rakip doğru düzgün kaleye gelemedi. Vesaire vesaire. Berabere bitirdiler o mücadeleyi. Ben burada Freiburg'un da bir iddiası olduğunu ve artık burada bir iyice bir reaksiyon ki zaten bu oyunu yani Leipzig yenebilecek gücü olduğunu düşünüyorum Freiburg takımını yenebilir mi zor zaten ama en azından karşılıklı golleri değerlendirdim idealden KG var aldım başka da bir seçenek sunmadım burada sadece tek tercihim karşılıklı gelecek gollerdir. Aston Villa ile Brentford mücadelesi. Aston Villa'nın son mücadelesinden kazanmıştık zaten. Ondan sonra Brentford'un da son mücadelesinde Brighton'la oynamış olduğum mücadele vardı. Maçı izleyenler varsa mutlaka yazsın mücadele yani yürüdüler. Her iki takımda gerçekten yürüdüler. 0-0'a tertemiz bağladılar. Gerçekten bak maçın 0-0 bitme imkanı yok o iki takımın karşılaştığı zaman. Futbolda her şey olabilir okey. Ama maçta oynanmadı. Yürüdüler aga anladınız mı? yürüdükleri için çok bir şey diyemiyorum. Aston Villa'da Watkins son mücadelede yoktu. Ona göre bir değerlendirme yapmıştık biz zaten. Burada olabilir şüpheli durumda açıkçası. Maçta arka adalesinde bir problem varmış ama olabilir bu mücadelede. Ben her ne kadar John Duran'la da birlikte iyi iş yapan bir Aston Villa var. Ev sahibinin atacağı 2 golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.40'larda bir, bir ideal bir oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Onun dışında burada Brentford tarafından kendi oyunu oynarsa gol bulma ihtimali var. Yüksek oranlarla değerlendirebileceğimiz bir tercih sunmak istiyorum. Maç 1 ve KG var olanın 2.17 gibi oran var. Skor beklentimde tam 2-1'lik bir Aston Villa galibiyeti olduğunu söyleyeyim. Fulhamla Newcastle mücadelesi. Fulham kendi evinde inanılmaz futbol sergiliyor. Kendi evindeki son mücadele Tottenham maçıydı. O maçta da inanılmaz bir futbol sergiledi. Yine ligde oynamış oldu. Ondan sonraki mücadelede deplasmanla beraber de kaldı. Son deplasman oldu. Mağlup oldu. Newcastle'da son Everton mücadelesinde ilk yarıda iyi oynarken fakat Newcastle'ın orada eksikleri vardı. Eksiklerden mesela Gordon bu maçta dönüyor. E Trippier bu maçta dönüyor. Çok önemli Direkt ilk 11 oyuncuları bunlar Newcastle adına. Ben Newcastle adına burada gol bularaktan da karşılıklı gelecek golleri değerlendirdim. İdealden KG var alınabilir. Hatta var ve üst seçeneği de oranı biraz da arttırabilir. Şuradan hemen ona da bakalım. Ben var yazmışım da var ve üstte burada oranı bir 40 bir 50 bandına da kadar çıkartabiliriz. Hatta ben yüksek oranlarda şunu önermek isterim. Deplasmanın ilk yerden atacağı gol 1.70 bandında. Neden olarak şunu söyleyebilirim. Fulham ilk yerde yükleneceği için e, Castle arkadaki boşlukları iyi ilerlendirebilir. Özellikle Gordon ve Isaac formda. Gordon'da bu maçta olacağını düşünerekten de ilk yerden bir Neve golü de sürpriz olmak daha yüksek orandan değerlendirilebilir. Everton Burnley mücadelesi. Burnley'de son Chelsea mücadelesinde 2-0 mağlupken ve 10 kişiyken mücadeleyi 2-2'ye getirmeyi bilmişti bir puan aldı burada. Ben fakat burada Everton'ın Carwood Levin son mücadelede yedeklerden girdi. Penaltıdan gol atmıştı Newcastle mücadelesinde. Burada direkt 11 başlamasını bekliyorum. Ben burada doğrudan Everton galibiyeti bekliyorum. Küme hattından uzaklaşmak için bu mücadeleyi almak lazım ve asılacaktır. Mat sonu bir benim burada ideal tercihim. 1.53 bandında bir oranı var. Biraz da oranı yükseltmek isteyenler varsa 4.5 altında bir yaparak da oranı 1.80 bandına kadar da çıkartabilir. Diğer mücadelem Brighton Arsenal mücadelesi. Arsenal'ın son mücadelesini 2-0 kendi evinde kazandı. İlk yerden gelen gollerle zaten biz de kazandık. Brighton son mücadele yürüdü. Brighton'daki eksikler hala mitomanın eksikliği devam ediyor. Joao Pedro son mücadeleye döndü. Mücadele zor fakat ben burada Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi de var. Kendi evinde Bayern Münihli oynayacak. Bu maçta puan bırakmasını beklemiyorum açıkçası. Düşük skorla 1-0'da olsa mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. İdeal kombineminde ilk mücadelesi yaptım. Arsenal'ın galibiyeti bekliyorum. Sizlere idealden bunu sunabilirim. Hatta biraz daha yüksek orandan değerlendirmek isteyenler varsa benim skor beklentim çok golü bir maçın oynanmaması yönünde. Maç sonu 2-4.5 altta değerlendirebilir. 1-0-2-0 aralarında Arsenal'ın galibiyetini bekliyorum. Braga ile Aruka mücadelesi. Braga da kendi evinde. Braga'nın da bu arada bir iddiası var üst sıralara baktığımız zaman da Porto'yu geçme şansı var. Bu hafta da zaten Lisbon'la Benfica kendi arasında maç yapıyor. Yani bu maç kendi evinde gollü bir maça imza atarız gibi geliyor. İdeal kombinemi de değerlendirdim. 1, 35 gibi orandan değerlendirdim. Braga'nın kendi evinde atıcı iki golü aldım. Ev sahibi 1.5 üstü değerlendirdim. İdeal kombineme de koydum. Ve mücadele gerçekten gollü bir maç bekleniyor. İndeks beklentisine baktığım zaman da 3-2'lik Braga'nın galibiyetini gördüm. Ve bu orana hem skoru referans alarak da hem de Braga'nın kendi oyun, evindeki oyuna bakarak da 2.5 üstüne de bir oranı 1.80 bandında oranı var. Değerlendirecekler. Burada 2.5 üstü de değerlendirebilir. Ben ev sahibi 1.5 üstü ideal kombineme aldım. Sporting Lisbon'la Benfica bu maçında maç skoru sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ikili son kez birbirleriyle geçen hafta beraber berabere beraber maç yaptılar. 2-2 berabere kaldı o mücadele. Yine tekrardan ligde karşı karşıya ve şampiyonluk için çok önemli bir mücadele. Keyifli bir mücadele bekliyorum. Tempolu. İdealden KG var aldım. Başka da bir tercih yapmadım. Zaten en güzel tercih. Lisbon bir adım önde. Kendi evinde kazanabilir. Ama ben Benfica tarafından da gol beklediğimi söyleyeyim. Her iki takımda neredeyse tam kadro olduğunu da söylemekte fayda var. Atletik Bilbao ile Mallorca mücadelesi. Ben de burada Atletik Bilbao tarafındayım. Neden olarak da şunları söyleyebilirim. Maç tek ayak. Kral Kupası final mücadelesi tek ayak üzerinden Sevilla'nın stadında oynanacak bu karşılaşma. Bilbao buraya gelirken Atletico Madrid'i eledi. İçeride dışarıda yendi. Toplamda 4-0 Barcelona'yı eledi. Maya Mallorca'yı da finalde bir zahmet yensin. Zaten kadroya baktığımız zaman da çok daha kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve oynamış olduğu oyununda ya prime Atletico Bilbao'yu da izliyoruz. O yüzden burada doğrudan Atletico Bilbao'nun galibiyetini sizlere sunabilirim. Bir adet de ideal kombinemiz vardı. İdeal kombinemiz ekrana gelsin. Arkadaşlar ben Arsenal'i galibiyetini aldım. 51 gibi. Orandan Arsenal'ın doğrudan galip gelmesini bekliyorum. Ya zor mücadele fakat Arsenal burada kazanmasını bilecektir. Düşük skorla o galip gelmesini beklediğimi söyledim. Braga'nın da ben kendi evinde 2 gol atarak da galip gelmesini bekliyorum. Toplam oran 2.07 veya 2 -1 -1 olması lazım. Değerlendirecekler bu yönde bir ideal kombine de değerlendirebilirler. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.